Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'ın gücüne selam olsun. Hazreti Zeylullah, Ubeydullah... İnşallah makamınız Heybetullah ve Seyfullah olsun. Allah'a şükür hastalığınız iyileşti ve elhamdülillah sağlığınız yerine geldi. Allah'la ilintili bu vasıflardan birkaç tanesini halifeye yaz da... Allah'ın hatırına inşallah rey hükümetini artık size versin bari. Seni bu kadar uğraştıran adam Zelilullah olsun inşallah. Emir söz meydanında da nadir Araplardandır. Ve benim gibiler asla ona yetişemezler. Çok mutluyum ki emiri böyle sağlıklı, güler yüzlü ve mutlu görüyorum. Umarım her zaman keyfiniz yerinde ve bedeniniz her türlü hastalıktan ve beladan uzak olsun. Amin ya Rabbel Alemin. Bacağımdaki kusur bir süre siyasetten uzak kalmama neden oldu. Haberler ne Ömer? Nereden emirim? Her yerden, Şam'dan, Irak'tan, Hicaz'dan. Irak sizin gölgenizde huzur ve sükunet içindedir. Ben Hureys işlerin üstesinden gelmiş. Son zamanlarda kendilerine Tevvab diyen bir grup Şii... ...Ben Hureys haberlerini mübarek makamınıza söylemiş olmalı efendim. Tevvab mı? Tevvabiler, Süleyman'ın taraftarlarından olanlar... Ben Hureys onlarla ilgili her şeyi biliyor ve onları gözetliyor. Bir iki gizli meclisleri olmuş, yas tutmuşlar, ağlamışlar, sonra da işlerine dönmüşler. Ben Hureys size haberini iletecekti ama ben fikrini değiştirdim. Neden fikrini değiştirdin sen? Çünkü sağlığınız iyi değildi. Bunu duyunca kötüleşirsiniz diye korktum. Tabipler size kötü haberlerin iletilmesini men etmişlerdi. Ömer saat de yanlış yaptı. Yine sinirlenip de yaranız kötüleşmesin emirim. Bu tevvabiler ne diyorlar? Ne iddia ediyorlar? Buyur şey, söyledin şimdi de açıkla. Emir'in günlük olaylardan haberi var zannetmiştim. Yoksa dilimi yakardım ki sizin mübarek canınızı incitmesin. Yalakalı bırakın. Sorumu cevaplayın. Neden tevvabi diyorlar kendilerine? Tevvabi diyorlar çünkü kendilerini tövbe eden günahkarlar olarak bilirler. Tevvabiler Ali'nin oğlu Hüseyin olayında onu desteklemediklerine inanıyorlar. Yani günah işlemişler. Dolayısıyla tövbe eden yani tevvab oluyorlar. Peki sonra? Sonrası da Halil'in dediği gibi. Bir meclis düzenlemişler, yas tutup ağlamışlar ve günahlarını itiraf etmişler. Ama hala kimse gerçek amaçlarını bilmiyor. Ben zannediyorum onlar Ali'nin oğlu Hüseyin'in kanı için isyan etmeye hazırlanıyorlar. İlginç. Görünen şu ki Hüseyin'in kanı kurumayacak. Tevvab tehlikeli bir gruptur. Eğer büyürlerse kontrolleri zor olur. Daha büyümeden ve birleşmeden onları yok etmeliyiz. Emirim. Benim korkum Süleyman ve adamlarından değil. Ben Mekke'de tekrar zuhur eden muhtardan korkuyorum. Ha, muhtar, muhtar, muhtar. Bu ismi duymak beni rahatsız ediyor. Allah eniştesiz bıraksın seni Ömer. O kadar muhtar, muhtar demişsin ki biz de duyunca tedirgin oluyoruz. Muhtar Mekke'de.
Küfe'deki tevvabilerle ne işi var onun? Arz edeyim. Muhtar Mekke'de. Abdullah Zübeyir'e biat etmiş. Emin misin muhtarın Zübeyir'e biat ettiğine? Evet, eminim emirim. Bu haberi vermek için buraya geldim zaten. Haber çok sıcak ve yenidir. Bu sabah aldım bu haberi. Zübeyir'in oğlu kim, muhtar kim? Bunların arkadaşlığı yok ki. Biri Ali'nin gölgesine ok atar, diğeri Ali için canını feda eder. Zannetmiyorum. Belki de Zübeyir'in yalan haberidir bu. Ben de zannediyorum ki muhtarın biat haberi Zübeyir'in çıkardığı bir laftır. Ama muhtarın bir şartla biat ettiğini ve biatına karşılık Irak'ın hükümetini istediğini duyunca doğru olduğunu düşündüm efendim. Arap Irak'ın hükümetini mi istemiş? Evet emirim. Zübeyir de vermiş mi onu? Evet, bir anlaşmayla Irak'ı muhtara vermiş efendim. Bu Zübeyir tam bir haram çocuğudur. Ve bu muhtar da tam bir ahmak. Eğer bu haber gerçekten doğruysa git rahat uyu Ömer. Ve muhtar için şimdiden Fatiha oku. Muhtarın bundan daha zeki olduğunu sanıyordum. Muhtar böylece Şiilerin nezdindeki şöhretini kaybedecektir. Unutma, Zübeyir Ali tayfasının eski düşmanıdır. Ayrıca muhtar Irak'ın hükümeti şartıyla aslında kendi ölümünü mühürlemiştir. Zübeyir şimdilik onu müttefi olarak gösteriyor ama Yezid'in tehlikesi geçtikten sonra onu da öldürür. Bir de Zübeyir Şam ordusunun korkusundan muhtara biat etmiş. Demek ki Şam ordusunun tehlikesi onun için büyüktü. Ben Zübeyir ve muhtarın Mekke'nin savaşından sağ çıkmalarına ihtimal vermiyorum. Bu durumda biz en iyisi tevvabileri düşünelim. Ve muhtar ve Zübeyir'i unutalım. Kardeşlerim, siz hepiniz bariz bir şekilde muhtarın maharet, adalet ve savaş işlerindeki tecrübesini bilirsiniz. Ayrıca diyanetine de aferin. Aferin size ki kıskançlıktan uzak ve üstelik istek ve aklınızla onun komutanlığına rıza gösterdiniz. Muhtar üstün bir komutandır. Hepimize Bilgin, Gıyaseddin, Fahrüddin, Seyfettin, Ali Cenab, Emir, Ebu Ubeyd, Segafi'nin oğlu muhtar, hayırlı olsun. Amin ya Rabbel Alemin. Muhtarın bugünkü komutanlığı,
Bana rahmetli Ebu Übeyd'in komutanlığını hatırlattı. İkinci halifenin döneminde Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer gönüllü, savaş gönüllüsü olan hem de fillere binen Sasani Şah'ın ordusu Yazgert ile savaşan Ömer. İmanın gücüyle ve kılıcıyla o sayısız askerlerin ordusunu yerle bir etti ve mağlup etti. Allahu Ekber. Bugün muhtar aynı babanın mirasıdır bize. Ve Süfyani Şah'ı Yezid'in ordusu onun karşısında, ki sayı olarak olsun, huy olarak olsun, kibir olarak olsun, Sasani Şah'ı Yazgerd'in ordusunun tıpatıp aynısıdır. Müslümanların halifesi, müminlerin emirine, Ebu Süfyan'ın oğlu, Muaviye'nin oğlu Yezid'e selam olsun. Halifenin ordusunun komutanı, Nümeyr'in oğlu Hüseyin için önemli bir haber getirdim. Nümeyr'in oğlu Hüseyin benim. Hoş geldin komutan. Kur'an'ın indiği toprağa hoş geldin. Yer ve gökyüzündeki her yer Allah'ın ayetleridir. Bu kadar yolu ne için geldin? Söyle bakayım. Sen yenilmez Şam ordusunu Ebrehe ordusuyla kıyaslamaya gelmedin değil mi? Asla komutanım. Bu ordunun hikayesi Resulullah'ın Mekke'yi fethederkenki hikayesine benziyor. Bu ordu Kabe'yi kurtarmak için gelmiş. Mesajın nedir ve kimin tarafındandır? Mekke'deki Süfyaniler tarafından gönderildi. Mekke ordusunun komutanının muhtar olduğunu söylememi istediler size. Muhtar mı? Hangi muhtar? Muhtar Segafi. Ebu Übeyd Segafi'nin oğlu muhtar mı? Evet. Ebu Übeyd Segafi'nin fil öldüren oğlu muhtar. Emin misin aynı muhtar olduğuna? Emin olun efendim. Kendi gözlerimle gördüm. Muhtar Küfe'de İbn Ziyad'ın mahkumu olmalıydı. Mekke'ye nasıl geldi? Bazıları Küfe'deki zindandan kaçtığını söylüyorlar. Bazıları da müminlerin emiri Yezid'in onu serbest bıraktığını söylüyorlar. İkinci söylenti daha doğrudur. Kerbela'nın Fatih'i büyük bir yanlış yapmıştır. Her neyse. Şam ordusu için Mekke'nin savaşı kaçınılmaz bir savaştır. Bu savaşta muhtar da olacaksa tam bir savaş olacaktır. İyi bir haberdi haberci. Al bu da senin mükafatın. Mekke'nin Süfyanisine söyle. Ben değerli haberlerinizi yine beklerim. Allah'ın halifesi Abam'ın oğlu Zübeyir'in oğlu Abdullah Hazretlerine selam olsun. Sayın Musab'tan size bir haberim var. Mekke kentinde bundan böyle Allah'ın kılıcı
muhtardır ve ortağı Musab. Bu ikisinin isimleri yan yana Yezid'in ordusunun bedenlerini titretecek. Dinleyelim Müslüman, dinleyelim. Beni bağışlayın Halife Hazretleri, haber mahremdir. Bu mecliste namahrem birini göremiyorum. Tabii ki namahrem yoktur bu mecliste. Hepsi bizden ve mahremdirler. Ama nacizane ben haberi halifeye iletmek için görevlendirildim. Halifemiz izin verirlerse herkes meclisi terk etsin. Hayır efendim, hayır. Adalet ve insafa aykırıdır Ebu İshak. Peki, gel buraya, gel bakalım. Haberini kulağımıza da söyle. Şam'ın askerleri Goygan Dağı'nın yamacında, oraya yerleşmişler. Silahları ve sayıları inanılacak gibi değil. Size şahsi önerim, hiçbir şart altında Mekke ve Kabe'yi terk etmeyiniz. Ayrıca muhtarın ismi tahmin ettiğiniz gibi tanınıyordur. Şamlılar biraz muhtarın isminden korkuyorlar. Bugün sıra Musab'da, yarın bende ve sende. Bu büyücü hepimizi halifelikten düşürecek. Sen boşuna kızgınsın Cafer. Halife hikmetsiz bir şey yapmaz. Yaptı işte. Musab'ın makamını muhtara verdi. Sen neden uyanmıyorsun Munzar? Muhtarın amacı bizim aramıza nifak sokmaktır. Musab'ın makamını almak demek onu saf dışı bırakmak demektir. Savaşçı kardeşleri halife kardeşten ayırmak demektir. Nasıl bir ateş yakmışsın muhtar? Haşebe Hanım neredesin? Halife sofraya oturmuş, yemeğe dokunmuyor. Sürekli soruyor, Haşe nerede, Haşe nerede? Yemek soğumadan gel hadi. Zübeyde, sen şu yeni komutanı tanıyor musun? Az çok bir şeyler duydum hakkında. Güçlü ve akıllı bir adammış. Fil öldüren komutanın oğluymuş. Gel. Zübeyde gel. Dinle. Bak Zübeyir'in oğullarına neler yapmış. Muhtar işgüzar biri mi? Kabul. Amacı bizim aramıza nifak sokmak değil, Irak'ın hükümetidir. Dediğimi unutma. Muhtarın amacı halifeyi öldürmektir. Tövbe tövbe. Muhtarın amacı halifeyi öldürmek mi? Allah korusun. Halifenin canına kıyacak olan el kırılsın. Amin. Cafer'in bu saçmalıkları kıskançlıktandır. Evet, o gençtir Banum. Haklıdır. Musab da öğrenirse muhtar onun makamını aldığı için isyan eder. Peki neden Munzar kıskanmıyor? Çünkü o Haşe'nin kocasıdır. Halifenin dediği gibi siz Ümmül Müminlere benziyorsunuz. Kocana kıskanmamasına sen öğrettin. Ama Muzar'ın muhtardan korkması gerekiyor. Muhtar, muhtar. Hayrını görmesin çünkü daha gelmeden herkesi birbirine kattı. Halifenin yüreğini ve dinini sarsmış. Onun izni olmadan su bile içmiyor. Zübeyde, yanılmıyor musun? Halife sofrada kimi bekliyor? Muhtarı mı yoksa Haşe'yi mi?
Belli zaten Banu'm. Haşe Banu'yu bekliyor. Halife Ayşe teyzeyi bekliyor Zübeyde. Halifenin nezdinde Ümmül Müminine benzemek için parlak bir ikbalin olması lazım. Gel. Celile, korkarım sonunda bu lezzetli yemeklerinle ikimizi de öldüreceksin. Ben bu yemeklerim için sizin yanınızdayım. Size lezzet sunayım diye nikahlınız oldum. Beni utandırma şimdi Celile. Utandırma. Düşmanınız utansın efendim. Ben bir şey demedim. Erkek yemeği seviyorsa kadını da şişmanlatırmış. Ben de sizin gibi lezzetli yemeklere bayılırım efendim. Celile, sanki biraz zayıfladın mı sen? Halifenin benim şişmanlık ya da zayıflığımı görmesine çok mutlu oldum. Evet, çok zayıfladım bu aralar. Allah korusun. Hasta mısın? İştahım kesilmiş. Yezid ve ordusunun korkusundan. Siz Mekke'de oturuyorsunuz. Koruduğunuz yer Kabe'dir. Kabe'de olduğunuz sürece hiçbir tehlikeden asla korkmayın. Hizmet için tehlikeden korkulmaz. Yezid ordusunun Medine'ye saldırması haberi Celile'yi korkutmuş. Kabe'nin hürmetini ayak altına almasından korkuyor. Azıcık bile korkmanıza lüzum yok. Öyle bir tedbir düşündüm ki, Yezid ve onun ordusu Mekke'de yutulsunlar. Bu lokma gibi. Bismillah, yiyin hadi. Sözünü ettiğiniz tedbir muhtar mıdır? Sofradaki yemeği bekletmeyelim. Yemeğini ye de soğumasın. Huy ve davranışın rahmetli teyzem Ayşe'nin tıpatıp aynısı. Kızma canımın içi. Bazı huyları bırakmak iyi değildir. Yemeğimizi yedikten sonra kal. Tedbirimle ilgili konuşalım. Tamam mı? Ye şimdi. Peki. Bence muhtarın komutanlığıyla Musab'ı uzaklaştırırsınız. Musab belki şaşırır ve kızar ama asla uzaklaşmaz. Musab Hicaz'ın en iyi tanınan savaşçısıdır. Onu kızdırmasanız daha iyi olmaz mı? Yok. Yok. Ama başka çarem yok canımın içi. Taze haberlerim var. Şamlılar muhtarın adını duyunca titriyorlar. Muhtar tecrübeli bir savaşçıdır. İyi bir siyasetçidir. Yezid yanlıları siyasetçi bir savaşçıdan daha çok korkarlar. Babam Zübeyir'in kılıcıyla ün kazanmış Musab'tan bu yana. Peki Musab'a ne olacak? Zübeyir'in en cesur oğullarından birinin Yezid yanlılarıyla olan savaşta uzaklaşması yazık olmaz mı? Musab'ı ben büyüttüm.
Huyunu suyunu biliyorum. Onunla kızmaması için nasıl konuşacağımı biliyorum. Muhtarın düşündüklerine ne diyorsunuz? O Ali'nin müridi ve Ümmül Mümine Ayşe'nin düşmanı. Bizim devletimizde muhtar düşündükleri için melun ve lanetlidir. Yazık. Yazık. Yezid'in şerri muhtarsız giderilseydi asla, asla ona biat etmezdim. Neden temkinlisiniz? Kimse bizi dinlemiyor ki. Sırlarımızın mahremi olan Allah dışında. Oğullarım, Muzar ve Cafer bizi dinliyorlar. Genç ve gururlular. Senin keskin bir dilin var. İkna et onları. İkna et onları. Muhtarlığa düşmanlık yapmasınlar. Haklıydın Cafer. Muhtar halifenin aklını çelmiş. Komutan, Mekke'nin ordusu Kabe'ye sığınmış durumda. Mekke'den çıkmayı düşünmüyorlar. Tahmin ediyordum. Muhtar gibi bir siyasetçinin varlığıyla kendilerini tehlikeye atıp Beytullah'ın dışına çıkıp savaşmaları beklenmiyordu. Ama muhtar hepsini hesaplayamamış. Askerlerimiz alevden toplarla Kabe'yi onların başlarına yıkmayı planlıyor. Ama komutanım, ben bunun tersini duydum. Yani ne duydun? Duydum ki muhtar Mekke'de kalmaya tamamen karşıymış. Orduyu Mekke'nin dışına çıkarmaya fazlasıyla ısrarcıymış. O zaman kim ordunun komutanıyla hemfikir değil? Galiba bu Zübeyir halifesinin düşüncesidir. Bu şişman obur Hicaz halifesinin savaşta ne işi var? Kabe'de kalırlarsa cin ve melekler ordusunun yardımlarına geleceğine inanıyorlar efendim. Ne ahmakmış bu şişman Hicaz halifesi. Muhammed Allah'ın Resulü'ydü ve ona vahiy nazil olurdu. Ona rağmen savaş durumunda komutanlarına kulak verirdi. Bu adam herhalde Allah'ın Resulü'nün de önüne geçmiş. Eğer bu şekilde devam ederse gayip ilmi ve vahiy almayı da iddia edecek. Demek ki biz görünmez cinlerden ve meleklerden oluşan orduyla savaşmaya gideceğiz. Böyle bir savaşta da tecrübe kazanmak hoşuma gidecek. Mekke'nin Süfyan'ı halifesine söyle, ateşten toplar, dost ve düşman tanımaz. Onlara alev yağdırdığımız zaman kuru ve yaş birlikte yanar. En iyisi Mekke'yi terk etsinler. Ebu İshak, Mekke şehri Kutsal Seyyidül Mürseli'nin sallallahu aleyhin yeridir. Kabe, Hazreti Hakk'ın en gözde yeridir. Bunlar Şamlıların gönlünde korku yaratıyor. Kabe ve Mekke'nin ne Yezid için bir kutsallığı var ne de onun ordusu için. Ben de önce sanıyordum ki Şamlılar Kabe'ye saldırmak cesaretinde bulunmazlar. Ama Medine'ye yaptıklarını duyduktan sonra anladım ki bu şeytanın ordusu Kabe'yi bile yerle bir etmekten kaçınmaz. Bizim Mekke'de kalmamız demek ordumuzu kurban etmemiz demektir. Muhtar, biz onların karşısında yaklaşık 1:10 oranındayız. Çölde onların üstesinden gelemeyiz. Bizim bugünkü hikayemiz Hendek Savaşı'nın hikayesi gibidir. Seyyidül Mürselin
çöl ortasında 12 bin kişilik kafirlerin ordusuyla baş edemediğini görünce savaşı Medine kentine ve Hendek'e götürdü. Medine kentinin suyu var. Zemini topraktır. Bunun için Müslümanlar Hendek kazıp onların yollarını kesebildiler. Biz Mekke'de ne yapalım? Ne suyu var ne de taşlı zeminine kazma vurabiliriz. Kâbe'miz var. Kâbe'nin mucizesi bir Hendek'in mucizesinden az mı? Neden abartıyorsun şeyh? Şeyh değil. Sen bana biat ettin Ebu İshak. Ben senin halifenim. Halife yanlış ve hatalı düşüncelerden uzaklaşmalı. Halifenin hata yapmaması gerekir. Halife akıllıca düşünür, planlar ve hesaplayıp da savaş meydanına gider. Gayiptekilerle değil. Eğer biz Mekke'de kalırsak etrafımızı sararlar ve felç oluruz. Bağışlayın. Bu şekilde gidersek mecburen istifa edeceğim. Kaybeden bir ordunun komutanı olmak istemiyorum. Sen fazla tepki gösteriyorsun muhtar. Sana inanmasaydım komutan yapmazdım seni. Yetkisi olmayan bir komutanın faydası ne? Siz Musab'ı uzaklaştırmak istemiyorsunuz. Onu komutan yapsanız daha iyi olur. Senin Musab'la bir meselen mi var? Öyle bir şey söylemedim halife. Daha onu görmemişken bile onunla nasıl meselem olabilir? Musab'ın dirayetine ve idareciliğine inanıyorsanız tamam. O zaman neden onu ordu komutanı yapmıyorsunuz? O zaman söz veririm, ben de itaatkar bir asker gibi yanında savaşacağım. Sen neden benim Musab'ın önerisi üzerine Mekke'den çıkmak istediğimi düşünüyorsun? Çünkü biz birlikte konuşup görüştük. Bu konuda birbirimizle anlaşmıştık. Musab'ın habercisi kulağınıza bir şeyler fısıldadığından beri değişmişsiniz. Boş boğazlık etmek istemiyorum. Ama sanıyorum Musab Şam ordusu ve teçhizatlarını görmüş ve bundan korkmuş. Bundan dolayı da sizden Mekke'den çıkmamanızı istemiş. Allah-u Ekber. Ne keskin kulakların varmış Ebu İshak. Övünmek gibi algılamayın ama bu saçlar tarlada aklaşmadı. Ben 13 yaşımdan beri siyaset ve savaştayım. Artık bu yaştan sonra yanlış yapmaya yer yok. Eğer bu sefer de mağlup olacaksam ömrüm heba olmuş olur. Yani askerlerimizin sayısının azlığı ve düşmanın sayısının çokluğuna rağmen hala diyorsun ki onlarla savaşı Mekke'nin dışında mı yapalım? Evet. Mekke ve Kabe'nin çemberi her zaman yerinde duruyor. Biz Mekke'nin dışında onlarla savaşırız. Eğer etrafımızı sarmak isterlerse o zaman geri çekiliriz ve Mekke'yi güvenli bir savunmaya çeviririz. Pekala. İnşallah her şey dediğiniz gibi olur. Pekala. Konusunda ne düşünüyorsun Ebu İshak? Şimdiye kadar birkaç kez haber gönderdiler bizimle Yezid'e karşı savaşmaya hazırlar diye. Benim haricilerle olan durumum kan davası gibidir. Benim onlara kadim bir kinim var. Yine de gelsinler, iyi olur. İçlerindeki ateşle Şamlıları yakarız. Yalnız onlara fazla güveneyim deme, olur mu? Yine de her zamanki gibi bir şeylere kanıp da tekrar yollarını değiştirebilirler. İşbirliği karşısında ne istiyorlar? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Peki neden onlarla müzakere etmiyorsunuz?
İstemiyorum Ebu İshak. Ben bu cemaatin dilinden anlamıyorum. Bu da senin ilgilenmen gereken bir iş. Onların lideri Ebus bir şeyhtir. Adı da Amir'in oğlu Necdet. Sen onunla otur. Konuş ve anlaş. Benim bu cemaati görmekten midem bulanıyor. Kolay gelsin Ebu İshak. Mus'ab, sen ne kadar uzaklaşırsan muhtar yakınlaşır. Bu kadar uzak kalırsan sonunda muhtar kardeşimizin her şeyini ele geçirecek. Onun yerine oturacak. Mus'ab, muhtar babamı büyülemiş. Muhtarın izni olmadan su içmiyor. Herkes halifenin muhtarın oyunu Mus'ab'ın oyuna tercih ettiğini anlamış. Orduyu Maslak'a götürecekmiş. Mekke'yi terk etmek istiyor. Çok bilgin, gücün, sırları ve ayrıca zararları hakkında konuşmuşlar. Örneğin, güç isyankarlık getirirmiş. Güç, adaletsizlik getirirmiş. Güç, insanı kibirli yaparmış ve bencil. Bir sürü başka şeyler de var tabii. Bence de güç vadisi tehlikeli ve sallanan bir vadidir. Tıpkı bu Allah'ın lanetlediği Yezid gibi onu güç mü hale getirdi? Ama ben zannediyorum ki gücün bazı faydaları da var. Faydalarından biri de çocukluk hayallerinin gerçekleşmesidir. Ben çocukken Kabe'yi o kadar çok seviyordum ki her tarafını altınla kaplamak istiyordum. İnşallah ölmem de çocukluk hayallerimden birini daha gerçekleştirmiş olurum. Altın Kabe, hem Hristiyanların kilisesinin hem de Emevilerin Yeşil Camii'nin karşısında. Sen ne düşünüyorsun Ebu İshak? Ne diyebilirim? Herkesin bir düşüncesi, bir de zevki var. Benim için bu sade ve taşlı ev daha ruhanidir. Kardeşim. Kabe'nin önünde eğilmek nefes almadan da önce gelir. Hoş geldin. Mus'ab, Mus'ab diye duydun. İşte bu zattır. Buzeyr'in savaşçı ve iyi tanınan oğullarından biri. Gerçekten de
Gerçekten de babam Zübeyir'in kılıcı ona da çok çok yakışıyor. Tanıştığıma memnun oldum. Hangi savaşçıyla müşerref oluyor? İşte bu gördüğün bizim başkomutanımızdır Musab. Bu gördüğün Sayın Muhtar Ebu Ubeyd Segafi'nin oğludur. Ben ona Yedullah diyorum. Demek muhtar sizsiniz. Bu ne saadet. Ben Muhtar Segafi'yim. Irak'ın yöneticisi. Bu da yetki belgem. Bu hükmü kim size vermiş? Abiniz halife. Hadi oradan. Git. Git tarlanla uğraş ve hükümeti ehline bırak. Hadi git. Tarım işlerinde de bayağı tecrüben vardır. Kufe'nin sarayını önce biçip sonra da toprağına incir ve zeytin ekmeye geldim. Hepsini yıkın. Yalanın sarayını yıkın. Bakıyorsun. Neredesin? Musab'ın belinde duran değerli miras beni buralardan bir an için alıp götürdü. Peygamber ve Zübeyir'in zamanına götürdü. O günler gözümün önüne geldi. Bu kılıç peygamberin belinde mucizeler yapardı. Peygamber ve Zübeyir'in dönemine mi gitti? Yoksa Ali ve Zübeyir'in dönemine. Sen mani olmasaydın daha sonra da Ali ve Zübeyir'in dönemine gidecektim. Doğru yere geldiğinden emin misin? Burası Hicaz topraklarıdır. Ve bu ev tarihi Kabe. Ve bu da büyük abim ilk Zübeyir'in halifesi. Hicaz ona biat etmiştir. Ben doğru yere geldim. Kabe'yi tavaf etmeye. Ama belki de dünya makamı peşindeydim ki dünya bana bu makamı verdi. Yani Zübeyir'in oğulları dünya makamı peşindeler. Biz mi makam severiz yoksa daha yeni gelen ve Irak'ın hükümetini gasp eden sen mi? Sen de abine biat elini uzatmadan önce istediklerini belirtseydin de böyle ortalıkta kalmasaydın. Yeter! La ilahe illallah, la ilahe illallah. Siz ikiniz birbirinizin gözünde ne gördünüz ki böyle laflar atıyorsunuz birbirinize? Musab,
Musab, bu nasıl bir misafirperverlik adabıdır böyle? Muhtar bize biat etmiştir. Sizden özür diliyorum abi. İblis bir an için beni kandırdı ve muhtarı düşmanım gibi görmeme sebep oldu. Senden özür dilerim muhtar. İnsanoğlu sürekli olarak iblisin oyununa gelir. Ben de bir an için sizi hükümet sarayıma gasp etmiş bir düşman gibi gördüm. İnsanoğlu garip bir varlıktır. Ben bilmiyorum ölümden sonra tekrar dirilen insanlar rüya ve hayalleri nasıl yorumluyorlar. Çok gariptir. Biraz önce benim bedenim sizin yanınızdaydı. Ama aynı anda Kûfe Sarayı'na gittim ve Musab'ı orada gördüm. Hükümet tahtına oturmuş ve kinayeli sözleriyle benimle alay ediyordu. Asla şüphem yok ki şeytanın sizlere galip gelmek istediğini biliyorum. Ve sizi hükümet sevdasıyla birbirinizden ayırmak istiyor. Birbirinize el uzatın ve birbirinize sarılın. Aferin. Aferin. Aferin size. Allah her ikiniz de korusun. Musab ve Muhtar çok iyi ve güçlü isimlerdir. Eğer el ele verirseniz tüm Yezid yanlılarını bir anda silersiniz. İnşallah. İnşallah. Musab, neden böyle düşüncelisin? Abimin kendi eliyle kendi kuyusunu kazdığını gördüğümde nasıl düşünceli olmayayım ki? Merak etme kardeşim, merak etme. Kıskanç olduğunu kabul et. Sizden rica ediyorum. Beni bu savaşta yer almaktan muaf tutun. Neden peki? Yapamam. Elim kılıcımın kabzasına yapışmıyor. Muhtarı gönlümden ve zihnimden çıkartmak için ne yapsam olmuyor. Musab'cığım. Musab'cığım. Sen Zübeyir'in en cesur ve en güçlü oğlusun. Elinde olan bu değerli miras senin faziletinin işaretidir. Yoksa ben bu değerli mirası senin ellerine bırakacak kadar cömert değilim. Keşke zerre kadar da siyasetin olsaydı. O zaman halifeliğin cübbesini sana bizzat ben giydirirdim. Ve sana doyasıya bakarak keyif alırdım. Evet. Muhtar bir canavardır. Irak hükümeti onun tek isteğidir. Asıl onun kötü niyetini anlamayalım diye. O halifeliğin cübbesine göz dikmiştir. O zaman neden ona bu kadar yetki verdiniz? Çünkü halihazırda ona ihtiyacımız var. Peki sonra onu nasıl alaşağı edeceksiniz? Daha şimdiden size hükmetmeye çalışıyor.
sizin yerinize tayin ediyor, sizin yerinize görev veriyor. Tüm sırlarınızı biliyor. Sarayınızın her yerine nüfuz etmiş, hatta özel yerlere bile. Dahası hareminize bile. Demiştim, birazcık siyasetin olsaydı iyi olurdu. Musab'cığım, eğer balina avlamak istiyorsan kolunda bir hançer sakla ve bırak balina seni yutsun. Balinanın karnına indiğinde karnını deş ve dışarı çık. Yani bu kadar Musab, bu kadar. Ya keşke kıskanç olmasaydın. Ve böylece ben de sırrımı açıklamasaydım. Biliyorum, sen iyi bir sırdaşsın. Musab, eline kılıcını al ve muhtarla omuz omuza gaddar düşmana karşı savaş ve sırrımızı gönlünün derinliklerinde iyi gizle ve hiçbir kimseyle paylaşma. Hatta Munzar ve Cafer'le, hatta haremindekilerle. Sabırlı ol. Balina'nın av fırsatı eline geçsin diye. Anlaştık abi. Anlaştık.